Merhaba, ben Güneş Samanlı. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Önce bir manzarayı göstereyim. Şuraya bakar mısınız, gelinciklere? Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Nallı Dere'ye gidiyoruz. Nallı Dere diye bir köy var. Bu köydeki evlerin neredeyse tamamı ahşap. 100-150-200 yıllık evler ve yıkılmak üzere. Bize böyle bir mail attılar, bir fotoğraf attılar. Fotoğrafı görünce hayran kaldım ve Narlı Dere'ye gitmeye karar verdim. Fakat giderken normal yolları değil de dağ yollarını kullandım. Genellikle otoyolları kullanmıyorum. Dağ yollarını kullandım. Biraz uzun oluyor ama keşif oluyor. İşte keşfettiğimiz bir manzara. Buradan şimdi aşağı doğru ineceğiz. Yani Narlı Dere'ye ulaşacağız. Muhteşem bir program olacak. Muhteşem bir program sizi bekliyor. Ankaralılar, İstanbullular, Bursalılar, bu bölgeye yakın olanlar bu programı izledikten sonra buralara gelmek isteyecekler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. CNN Türk'ten geliyoruz biz. Memnun oldum. Geçen köyünüzü gördük de çok beğendik. Hoşumuza gitti. Ben her yayınlıyorum zaten. Öyle mi? Gelecek nesillerimizi taşımamız için ben hep Face'ten yayınlıyorum. Öyle mi? Tabii tabii. Ben onu gördüm o zaman. Sanırım onu gördünüz. Birisi paylaştı, bana gönderdi. Evet, evet. Dedi ki böyle bir köy var dedi. İnanılmaz ahşap evler. Çok seversin ama boş dedi. Hatta bir kızımız geldi. Mimar bir kızımız. Burada bir tez hazırladı. Tarihi evlerimizle ilgili, camimizle ilgili. Cami nerede? Şurada. 200 yıl. Ahşap mı? Tabii tabii. Ha. Kaç yıllık bu köy? Yani cami 200 yıllıksa 300-400 vardır herhalde. Yani şu evlerimiz bir 100 yılı falan aşkın. Hmm. Yani çok doğal yapılmış tarihi evlerimiz. Bozulmaması için rahmetli dedem kiremitle etmiş. Bu köy camisi değil mi? Yayla mıymış burası yoksa... Evet. Köy camisi. Köy camisi. Ama eskiden böyleymiş herhalde köylerde camiler. Tabii. Şimdi eskiden elektrik falan olmadığı için öyle bir güzel yapılmış ki. Şimdi buralar ses yankısı için duvarlarda böyle şey yapmışlar. Burada işte... Mihrap neresi? Ya işte... Eski olduğu için. Ha, eskiden bir düzen vardı ama şu anda yok. Şu anda yok, o düzen yok. Çok cami gördüm de hani böylesini ilk defa görüyorum. Çünkü o döneme tanıklık ediyor. O dönemde insanlar camileri bu şekilde kullanmışlar. Burası restore edilirse nasıl kullandıklarını görebiliriz aslında. Ama şu anda yıkılmak üzere, restore edilmemiş. Hasbelkader öyle ayakta duruyor. İnşallah umarım burası restore edilir. Biz de görürüz. Şu şey depo herhalde, tahıl deposu mu? Bu tahıl deposu. Ambar diyorlar. Ambar. O ne kadar büyük bir ambar. Ne ambar o? Buğday, arpa. Ama bayağı büyük. Ton alıyorsa... Evet evet. Eskiden öyleydi yani. Ya şimdi ben bu programı yapıyorum ama bir korkum var. Bu kadar ahşap malzemeyi görünce fırıncılar geliyor alıyorlar bunu yakmak için. Yok. Biz sokmazsınız burada, herhalde. Tabii tabii. Bizim burası güvenlikli. Zaten Nallıhan'da da gelip gidiyorlar. Bizim Nallıhan jandarma ekibimiz sürekli kontrole gelip gidiyorlar. Thank you.
ben böyle ahşap evlerin yoğun olduğu bu çevreye yakın yer çok görmedim. Gerçekten güzel. Nasıl korudunuz bugüne kadar burayı? Vallahi biz hiçbir müdahalemiz olmadı. Evler kendi... O yüzden korunmuş demek. Kendi kendini koruyor evler zaten. Görüyorsunuz işte ağaç evler. Ağaç olduğu için sağlıklı evler. Gelenler hep hayran kalıyor sizin gibi. Peki böyle bu durumunu görünce? Bu durumunu görünce üzülüyorlar ve biz de üzülüyoruz. Köyümüz sahip çıkılması lazım aslında. Biz içindeyken, evimizin içindeyken evimiz yıkılıyor. Kendiniz yapabiliyor musunuz? Kendimiz, zaten kendi imkanlarımızla. Peki de devlet bu konuda bazen destek veriyor diye biliyorum. Yok, öyle bir, hiçbir öyle bir destek olmadı. Şimdi tarımsal olarak burada istediğin her şey yetişiyor. Evet. Yani aklına ne gelirse fındık ek, Karadeniz iklimine yakın zaten. Fındık oluyor. Domates, biber, patlıcan, buğday, arpa hepsi oluyor. Tiftik kesinin en kralı burada oluyor. Hatta Nallıhan'da koza ipek tiftik dokuma yerleri var. Eski tarihi dokuma. Kocanın orada. Şimdi oradan çıkan şallar var. Flörler var. İpek iğne oyaları var. Biz bunların hepsini ele aldık. Yani kooperatif kurmuştuk. O kooperatif olarak. Bunları ele aldık. Elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Yani böyle güzel bir cenneti sahip çıkmamız lazım. Yani gittikçe içim eriyor. Bak görüyorsun çatıları falan. İçim acıyor dediler ya. Bir de beni sorun ya. Böyle yerleri çok görüyorum. Benim içim daha çok acıyor. Yani şunu böyle bir koruyamadık. Ben Bosna Hersek'e gitmiştim. Bosna Hersek'te merkeze dolaştık. Yok dedim beni dağlarınıza götürün. Bir yaylaları, köyleri göreyim dedim. Bir gittik böyle yerleri öyle güzel korumuşlar, restore etmişler ki. Bir de pansiyonculuk, kafeler, restoranlar. Dünyanın da parasını kazanıyorlar. Bizde var. Bundan yararlanamıyoruz. Bir de yok olup gidiyor. Şu güzelliği bir daha nerede bulacaksın? Nerede yapacaksınız? Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle size alayım. Bakın taş. Önünde domatesler var. Şey var. Asmamız var. Burada da veranda yapmış. Muhteşem de bir manzara, verimli de bir ova. Ya gerçekten çok güzel burası ya. Evet, düşünülmüş, yapılmış. Burada hem kalmış. Ankaralılara sesleniyorum. Yani kalmışsınız Ankara'nın içinde ama buraları unutmuşsunuz. Sonra yeşil arıyorsunuz. Yani herkes gelip bir yer alsa da restore etse, bu sefer de pahalı olur ya. Pahalaşır. Ya şimdi pahalılaşmadan öte yani biz koruyalım da değeri yükselsin. Yani koruyalım ama ya bazen koruyalım. Şehirlerde gelip bozuyorlar da herkes kendi kafasına göre yapmıyor. Kafasına tamam. Göre değil. Eski doğal şeyini kaybetmeden yapabilirsek ne mutlu. Cennet gibi de nehir geç şey dere var herhalde içeride. Su da var. Var. Şuradan akarsu böyle dolanır gider. Nallıhan içinden doğru böyle gelir geçer bu. Toprakları çok verimli. Şu anda inanılmaz bir kuş sesi var. Biraz önce yağmur yağdı. Yağmurun kokusu var. Ot kokusu var. Meyvelerin kokusu var. Ahşabın kokusu var. Her şey var. Yani özlemini çektiğimiz bir ortam. Ha dersiniz ki burada yaşanır mı, yaşanmaz mı? Ama burayı yaşanır hale getirirseniz var öyle yerler ama hep Ege'de. Ege'de yaşanır yerlerde çay içmek bile değil. Bardağı 100 lira falan. Yazın buradayız, kışın da alandayız. Ha, yazın burada kışın da. Evet. Nasıl ev yıkılmıyor? Kim bakıyor eve?
buradaki evi. Kışın kapatıp gidiyoruz, yazın geliyoruz. Sebzemiz yapıyoruz burada, meyvelerimizi buduyoruz, bakıyoruz işte. İşte ev sağlam ama değil mi? Evimiz çok sağlam bizi. Restore edilmemiş ama değil mi? Hiç dokunulmamış. Hiç dokunmadı. Tepesinde bir yantar vardı, onu aldık. Çok güzeldi o zaman. Kuş kapısı vardı. Burası şimdi bir oda burası. Burası mutfak, burası yukarıda iki göz. Yukarıda da iki göz var. Tamam. Bazı şeyler detaylarda gizli derler ya, işte kapı. Ben bunları bazen antika dükkanlarında görüyorum. Orada söküyorlar, orada satıyorlar. Ben de orada satın alıp bir eve koymayı planlıyorum ama ev yok. İşte burada sökülmemiş, hala işlevini gören bir kilit sistemi. Böyle bir şey değil. Bunun kendi anahtarı da var. Anahtarı nerede herhalde? Ona göre yapmışlar. Şurada. Yapacaksınız, belediye başkanı alacaksınız arkanızı, bura belediyelik. Yapacaksınız yani, hizmet yapabiliyorsunuz. Gelip yapacağız deyip geri mi gidiyorlar? Geliyor siz gibi dört kişi, asıyor. Ölçüyor, bitiyor. Muhtar arıyor, diyor bizi konuş. Ama biz belediye değiliz ama, biz ulusal televizyonuz. Ulusal televizyon yapabilir mi bu işi? Biz söyleyeceğiz, onlar yapacaklar işte. Söyleyin o zaman Cumhurbaşkanı'na, yapsın evleri, yap biliyorsa. Tamam, söyleriz, duyacaktır burada. Duyacak, tamam, benim İnşallah. İsmim Bey. İnşallah. İsim ne? Kadir Çakır. Adam daire almış Ankara'dan, 5 tane. Araba almış son model. Evi boş. Evini niye yağmıyor madem oturacaktı, devlet mi yapsın? Haklısın, o da doğru. 100 milyon harcıp da şunu yapamaz mı? Evet. Ama mesela şu evin sahibi yıllardır burada, yapamıyor. Bunu yapın. Ama şu evin sahibi Antalya'dan arsa almış, yaşama denizde, gelip şurayı 500 milyon harcayıp da evine bakmıyor. Ben diyor köyüme gideceğim. Haklısınız. Haklıyım ben ya, ben haksız mıyım? Yok ya, şundan dolayı haklı. Kemaliye'de de var böyle bir köy. Şu evin sahibi bütün mühendis. Emekli oldu. Belki 10 tane dairesi var. Antalya'da yazlığı var. Evi bak, boş. Madem ya köyü o kadar düşünüyor, gelip ne bak? Ya bunu şahsi düşünmeyecek. Şahsi değil amca, şahsi ben şahsi demiyorum. Ya Nalan'da bütün daireler yaptılar çarşının ortasında. Evet. Hep zenginleri. Para mı verdiler zenginliğe? Allah bu iş uzun, siz bunu konseyde konuşun. Karışacak. Ben yavaş yavaş uzaklaşayım, bu işin içinden çıkamayacağız çünkü. Biraz önce Kadir Bey aslında söylediğinde çok haklı. Gerçekten buradan gidip de çok para kazanan insanlar da var ama gittikleri yeri çok geride bırakıyorlar. Ama geride bırakmayanlar da var. Kemaliye'de ben öyle bir köyü ziyaret etmiştim. Köyde yaşayanların hepsi İstanbul'da kasaplık yapıyor. Ve orada kazandıkları parayı köylerine yatırmışlar. Muhteşem bir yerdi. Gerçekten çok güzel bir yerdi. Cennete çevirmişler. Buralar niye olmasın? Nalıdere gerçekten müthiş bir yer. Ben çok beğendim. Oradan çıktık. Bir tane yol gördüm. Dedim ki şu yolu takip edelim. Bir şey de yaz. Bakalım bizi nereye götürecek. Tırmandık. Yarım saat sonra geldik. Şu manzaraya bakar mısınız? Gerçi bir elektrik direği geçmiş ama muhteşem. Hiç el değmemiş. Yani ilk defa biz bastık. Keşke biz de basmasaymışız. Gerçekten müthiş bir doğa, müthiş bir koku var, müthiş bir hava var.
Aşağıda ahşap evler var. Keşke oraları böyle yapsalar da siz de bundan yararlansanız. Oradan çıkıp buraya arabayla değil yürüyerek gelsiniz ki yürüyerek gelmek çok keyifli, manzarası da. Böyle güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Hiç olmazsa burası Ankara'ya, İstanbul'a da yakın. Aslında böyle bir şey istiyoruz. Yani hepimizin de ihtiyacı var. Yapabilecekken, o teknolojiye, o paraya, her şeye sahipken yapmak istemiyoruz. Biraz içimizden gelmiyor. Ama biraz hareketlendiğimiz zaman oluyor, olmuyor değil. Olunca da Şirince gibi oluyor, Uzungöl gibi oluyor, Ayder gibi oluyor. Öyle de olsun istemiyoruz. Olduğu gibi koruyalım. Çünkü burada bir köy var, orada bir köy var, diğer tarafta bir köy var. Her yerde köy var. Olduğu gibi koruyabilirsiniz ama biz gidip bir yere yoğunlaşıyoruz. Bundan vazgeçmemiz lazım. Hafta bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Biz buranın havasını biraz daha koklayıp, soluyup, temiz havayı ciğerimize çekip döneceğiz.